Arhan Alaca Arhan deyince böyle bir şey oluyor zaten. Evet. Mesela o kadar güzel bir isim ki sahneye girmeden önce kendime Arhan deyip böyle bir motive ediyorum. Çünkü onun ismin getirdiği bir şey oluyor böyle Çok kendimde. Şey. Şöyle sabah yani. kalkıp aynaya bakınca vay be ne baş yapıt gibi adamım falan <laughs> dediğin şeyler oluyor mu ya? Yani? Şey oluyormuştum o yoruma öpüyüm. Ağzından bir... Başyapıt gibi mı herhalde. <laughs> Abi ben ilah mıyım, silah mıyım falan nereden zaten aklınıza geliyor yani. evet. Özel hayatının veya yaşamanın her şeyinin evet. göz önünde olduğu bir Aynen. hayatla Evet. Bulduğumdan bulduğum bu şey hiç Bul. beklemediğim bir şeydi mesela. Bununla gündeme gelmek. Bulduğun şey ise magazin flaşları <laughs> Yani yumurta pişme örneği gibi <laughs> insanlar. <laughs> Nasıl anlat <laughs> Öyle bir örnek var işte. Bazı insanlar yumurta gibidir. <laughs> Kırıldık andır ama hayat onları pişirir, <laughs> ve sonra pişirir. şey haşlanmış yumurta, yumurta Merhabalar. Bu hafta konuğumuz Kanal D'nin Güzel Aşklar Diyar dizisinin başrol oyuncularından Burak Berkay. Akgül e hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Kapadokya'dan ayağını tozuyla geldin yakaladık seni. <laughs> Aynı. Yoğun bir set programındası. Öncelikle nasılsın? Vallahi iyiyim. Ee, dediğin gibi böyle hemen küçük bir boşlukta geldim İstanbul'a. Kapadokya'dayım bildiğin gibi benim memleketim gibi <laughs> olan bir yer böyle. Çalışıyorum. Devam. Güzel bu ilk röportajımız seninle. Evet. O yüzden böyle merak ettiğim çok şey var. Farkındayım. Bunlardan mesela bir tanesi sen Burak Berkay Akgül. Evet. Böyle bir sahne adı havası değil var mi? tamam mı? Evet. Yani mesela İnsanlar niye Burak Akgül değil veya Berkay yani biz şimdi mesela sohbette hangisini kullanalım? Vallahi ikisini kullanabiliriz. Bu çok muhabbeti olan bir şey. Çünkü bizim ailede herkes iki isimli. Evet. Annemler de bu şeyi geleneği devam ettirmek istemişler. Evet. Ondan sonra ben ailem Berkay diyor genelde çocukluk arkadaşlarım falan da ama sonra böyle ilkokulda böyle dört tane Berkay olunca sınıfta ben Burak kısmına geçtim. O yüzden hepsine bakıyorum yani ben fark etmiyor Burak Berkay. İkisinden de gidebiliriz. İkisinden diyorsun. Diyorsun. de gidebiliriz aynı. Ya şimdi öyle bir şey var ki bu Safir ...dizisiyle aslında seni daha çok tanıdık. Daha önce Destan'da vardı. Hı -hı. Diğer işlerin de vardı ama... ...hani Safir'le iyice böyle kitle büyüdü. Arkadan Ruh geldi. Şimdi sen böyle bir işler yaptıkça sürekli TT listesine giriyorsun. Sosyal medyada gündem oluyorsun. Ama böyle sen kimsin... ...çok fazla bilmiyoruz. Böyle biraz hani araştırdım, böyle baktım. Çok aşırı bir röportaj vermemişsin. Çok anlatmamışsın. Genelde hep işleri konuşmuşsun falan. Hani böyle başlarsak nerede doğuyorsun, nerelisin? Hikayen nerede başlıyor? Hikayem benim Aydın'da başlıyor. Aydın'lıyım. Aydın'da doğdum, büyüdüm e, lise 1'e kadar. Ondan sonra da İstanbul'a yolculuğumuz başladı. İstanbul'a geldim. Anne baba ne iş yapıyordu? E, babam eczacı, <laughs> e, annem de hemşire. Anne Ondan sonra ikisi de sağlıklı. İkisi de mi? sağlıkçı aynen aynen. Bizim evet. ailede çok sağlıkçı var bu arada. Sen tek çocuk muydun? E, yok abim var benim. Abim zaten 10 yaş büyük benden. O çoktan İstanbul'daydı. Orada okuyordu. Eczacı ve hemşire olunca çocukluk böyle bir şeyle mi geçti? Sağlıklı beslenme, sağlıklı... Ya inanılmaz şey. Babam sürekli böyle bir hani öksürmeye durayım yani. Böyle hemen bir ilaç Hemen gibi ilaç ilaç bir yapıyorsun. şey gelir. Kremler havada uçuşuyor falan. Tabii annem artık sıkılmış bu durumdan şey diyor. Yeter artık hani ilaç, bir ilaç falan. <laughs> bu şey e, koalisyon oluyor evde. Ama tabii güzel tarafları da var mesela. Şimdi Kapadokya'ya gidiyorum. Babam böyle bir çanta veriyor. Hani eczaneyi yanımda götürmüş gibi ha, Sen o, artık biliyorsundur zaten neyine kullanacaksın evet, evet, falan. Evet, evet. Peki sen ayrı Aydın'da kaç yaşına kadar kalıyorsun? Aydın'da işte 15 yaşıma kadar kaldım. Sonra ee, ne oldu da? Sonra e, tabii bu oyunculuk hayallerim, isteklerim o zamanlar böyle bir kıpırdanmaya başlamıştı. 15 için. yaşındayken. Evet. E, o zamanlar yanlış hatırlamıyorsam BKM Mutfak vardı ve Hı -hı. onları izleyerek böyle bir heveslenmiştim. Aydın'da işte gençlik merkezine tiyatroya gitmiştim. Ondan sonra futbol da oynuyordum Hı -hı. bu arada aynı zamanda. Ben futbolcu olma hayalim de vardı. Yani Hı -hı. sakatlanmasaydım belki futbola doğru gidecektim. <laughs> Ee, ama sonra hayat dedi ki sen topçu değil popçu ol gibisinden böyle başka bir yola beni savurdu. Ondan sonra ben aileme böyle küçük küçük baskılar yapmaya başladım böyle hani İstanbul, İstanbul'a gidelim, İstanbul'a gidelim falan filan. Ee, o sırada da babam başka yere eczaneye alacaktı böyle şehir şehir bakıyoruz aslında nereye gidiyoruz. Babam başka bir şehre gidiyor ben diyorum ki yok gelmem. Başka bir şehre gidiyor Yok oraya da gelmem diyorum. Annemi diyorum ki İstanbul'a gidelim anne İstanbul'a gidelim. Siz anneyle Aydın'da oturuyorsunuz. Baba eczaneyi taşıyor mesela Babam, başka evet, bir yani şehre. başka bir şehirde gitti. Geldi Hı -hı. falan. An sonunda biz İstanbul'a gittik. Annemle anne dedim ki, sen burada bir çalışmaya başla. Sonra annem burada hastanede çalışmaya başladı. Babayı başlıyor. başka şehirde bıraktınız. Aynen. Anneyle ikiniz. Aynen. Abi ne oldu? Abi zaten İstanbul'da. Bizim İstanbul'da teyzemler de var aynı zamanda. Ha, siz Onları babayı bıraktınız yandıysin. ailecek İstanbul'a İstanbul İstanbul geldik. Böyle bir rahatlık <laughs> <laughs> seviyesi. <laughs> O sırada tatil ama yazın böyle hani gezme ayağını böyle babam biraz kandırıp <laughs> tutmaya getirdik gibi bir şey oldu. Sonra annem çalışmaya başlayınca tabi babam gelmek zorunda kaldı. Annem burada hemşireliğe başladı. Burada değil? hemşire hala öyle <laughs> çalışıyor. Sen ondan sonra burada liseye sonra başladın. Sonra burada liseye başladım ee, ondan sonra. Lise bitti. Lise biterken zaten e, üniversite dönemi gelince böyle bir konservatuvar dışında da İstanbul'da kalabileceğim e, bir şekilde okumam gerekiyordu. Ve sen jeoloji mi seçtin? Evet. İstanbul Üniversitesi'nde jeolojiye girdim ben. Niye? Yani gerçekten jeolojiye meraklı mıydın yoksa fen bölümü herhalde mezunsun. Sayısal bölümü. Sayısal. Hani puanın oraya tuttu. Hadi ya hayırlısı biraz İstanbul'da kalayım İstanbul Üniversitesi burası oldu deyip orayı mı seçtin? Biraz şartlar ve koşullar evet onun gibi Hı -hı. de oldu. Yani çok fazla seçeneğim yoktu. ama jeoloji de böyle dedim ki hani ben okurum bunda Çünkü ilgimi çekti de böyle yani dünya oluşumu falan filan Hı -hı. böyle tatlı da, da şeyler, yer bilimi severim öyle bilimsel şeyleri. güzel de bir bölüm aslında. Sonra oraya girdim, orada girdikten sonra ben dedim ki şu an eğitim almaya başlamam lazım Oyunculukla ilgili. Evet, Hı. oradan da sonra bir eğitim kurumuna gittim, orada eğitim almaya başladım. Sonra orada sektöre dair küçük bir giriş ve serüvenim başladı aslında, Hı. biraz öğrenmeye başladım ee, diyebilirim. Sonra tanıştığım insanlar, dublaja başladım sonra, ee, bir dönem dublaj yaptım. Ee, orada da tanıştığım kişiler sürekli beni birilerine yönlendiriyorlardı. Şu anki çalıştığım menajerimle tanıştım e, rendayla ve orada da artık sektöre hı hı. girdik girdim okul ne oldu okul kaldı <laughs> ha bitirmedin mi yani. yani şöyle son sınıf Fiziler falan başlayın. son sınıftaydım e, ilk projeme girdim daha doğrusu üçüncü sınıftaydım hı hı. iki üç arasındaydım bir dönem online oldu onlinedan devam ettim sonra tabii yoğunluktan vesaire o ara verdim ara verdim bitirmek istiyor musun yani fırsat Mümkünse, olursa. Ne güzel diyorsun. Peki sonra keşfedildin. Bu serüven başladı. İlk <laughs> hangi işle başladı? İlk Maria ile Mustafa. Benim kaderim olan Kapadokya'ya ilk girişim. Ha, o da mı Kapadokya'da? O dedi? da Kapadokya. Orada <laughs> giriş yaptım ben Kapadokya'ya. Şaka yapıyorsun. Arkadan? Da, evet. Arkadan e, kahraman babam. İstanbul'a geldim. Hı -hı. Sonra e, Destan. O da mı Kapadokya'daydı? Destan çok şükür İstanbul'daydım. İstanbul'daydın. <laughs> bana bana arada... böyle bir Kapadokya dizisi gibi geliyor hep sanki. Ee, yok, evet. Estan'da İstanbul'daydı. <laughs> sonra zaten e, bir arada Ruh'u çektik işte. <laughs> bir yaz dönemi Urla'ya gittim. Sonra Ruh'dan sonra da Safir. Safir'le Kapadokya'ya Kapadokya geldim. Şimdi Güzel Aşklar Diyarı'yla yine Kapadokya'dasın. Peki bu mesleğe girdin, seçtin. Ne zaman dedim bu benim artık işim olur? Ben bu yolda ilerlemek istiyorum. Oyunculuk yolunda yol almak istiyorum. Sana dedirten neydi? O sakatlığımı yaşadıktan sonra futbolda ve bu işi eğlenerek ve işin içine girdikçe de dedim yani ya eğitim almaya başladıkça ben orada bu mesleği yapabileceğimi anladım. Kendimi özgür hissettiğim anları fark ettim. Çünkü insan bence mesleğini yaparken çalışıyor gibi değil ya da çalışma saatlerin uzunluğu seni yormamalı. Bundan her an yorgun olsan bile keyif alabilmelisin. <laughs> Yani şu an işte buraya gelip seninle konuşmamız gibi şey yapmamız. Bunlar hepsi bir mesleğimizin parçası sonuçta. Ve bundan keyif alabilmemiz gerekiyor. Ben o zaman bunu anladım yani. Ne kadar yorulsam da etsem de amacım yönünde her şekilde burada var olabilirim. Kendimi iyi hissediyorum. Kendi alanımda hissediyorum. Ve kendi mesleğimi yaparken özgürce yapabileceğim kişisel anlamda kendimi katabileceğim bir alanım var. Çok fazla tabii ki de yönetmenlerimiz, senaristlerimiz vesaire bir merkezi altında çalışıyoruz. Fakat bir oyuncu özgürlüğü alanında yaratıcılığımı konuşturabileceğim, ekleyebileceğim alanımı keşfettim. Bu peki, çok önemli benim peki, için. Peki şey yok muydu bunların içinde? Ya ben şöyle hoş adamım, yakışıklıyım, bir gideyim ünlü olayım, İstanbul'a gideyim. Şimdi doğruyu söyle. Hiç şöyle düşünmedin? Çok samimi söylüyorum yalan yok, hiç buradan ilerlemedim <laughs> çünkü izlediğim filmlerde mesela Yüzüklerin Efendisi de çok etkilemiştir <laughs> beni izlerken o sinematografi, o dünyanın içinde olmak yani çok hayal kuran birisiyim o yüzden kendimi başka dünyaların içine koymayı çok seviyorum <laughs> bir karakter olarak <laughs> orada kendimin dışında bir varoluş, ütopik olabilir bu karakter, gerçek bir karakter olabilir o yüzden hiç böyle fiziksel ya da dış görünümsel olarak var olmayı düşünmedim sektörde. <laughs> Takılmaz mısın öyle şeylere? Takılırım. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi yalan da konuşmuyor. Evet, evet abi <laughs> hani, Doğru dikkat ediyorum tabii <laughs> ki de. Yani hani dizideki saçım başım, kostümüm <laughs> vesairem, stilim dikkat ederim karakterim nasıl yansıttığımı <laughs> ama buna güvenmem yani. Bununla yola çıkmam. Peki bu işten ne umdun ne buldun? <laughs> Güzel aşklar <şeyler> diyarından mı? <laughs> Hayır. <gülüyor> Genel Oyunculuk olarak, oyunculuktan. Ne umdum? Umduğum şey aslında Gerçekçi konuşmak gerekirse, idol olarak gördüğüm ve aldığım oyuncular gibi işlerimle konuşulabilen ve var olabilen biri olmaktı sektörde. Ve bunun getirdiği şeyleri de her anlamda, hani bunu maddesel diyebiliriz, manevisel hmm. diyebiliriz falan filan bunları bekliyordum. Ee, bulduğum şey, şey... bunların... <laughs> <laughs> bulduğun şey ise magazin flaşları. <laughs> yani işin içinde her şeyin olduğu. <laughs> evet. Özel hayatının veya yaşamanın her şeyinin evet. göz önünde olduğu bir Aynen. hayatla evet. aslında. yani o Az önce bahsettik ya merkez alanımın <laughs> sadece bana ait olmayabileceği <laughs> ve herkesin bununla ilgili konuşup müdahale edebileceği bir fikir beyan edebileceği bir alan. Yani güzelliklerin yanında öyle arkadan hani Hı -hı. dalgada sörf yapmak gibi güzel sörf yapmak dalgada böyle Hı -hı. kaymak ama çakılada biliyorsun. Bak Peki şimdi şey soracağım. Ee, tabii konuyu buraya sen getirdiğin <laughs> için. Ee, şunu soracağım. Geçen senede bir işiniz vardı. Ondan sonra kız arkadaşın şimdi de birliktesiniz ee, Özge Yazla. Hı -hı. Çok güzel bir birlikteliğiniz var. Onunla da röportaj yaptım. Hatta o da şey dedi işte geçen set bittikten sonra bizim ilişkimiz başladı. Ama işte orada bir aldatılma oldu? Burak Sevilis mi aldattı? Özge mi al... Öyle bir hale geldik ya, biz siz magazin gündemine oturdunuz ve sen bunun hep aksini söylesen de hmm. ee, Özge'de, ikiniz de, bu haberler tekrar tekrar önüne geçti yani tekrar önüne geldi. Yani genç bir oyuncu olarak bunlara maruz kalmak, işte dediğin gibi yani işini yapmak isteyen bir adamken bunlarla karşılaşmak umudunu kırdı, seni üzdü, işte böyle bu başlıkları gördüğünde böyle canını acıttığı zamanlar oldu mu? Evet, yani hmm. oldu az önce bahsettiğimiz gibi umduğumdan bulduğum bu şey hiç Hı -hı. beklemediğim bir şeydi mesela bununla gündeme gelmek Hı -hı. böyle bir durumla yani iştense bununla sürekli gündemde kalmak yani gündemde kalmak böyle bir şey için iyi değil Hı -hı. yani aynı zamanda çalışıyoruz ve dışarıdan bir sanki sürekli psikolojik baskı varmış gibi Hı -hı. Hani ben üzülüyorum o da üzülüyor Hı -hı. E, onu üzgün görmek beni üzüyor Hı -hı. E, ve açıkçası biraz ...tökezledim o zaman. Hı hı. Ee, acaba nasıl tepki vermem lazım? Nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Yani insanlara bağıra bağıra bu böyle değil desem bile öyle diyen bir... ...taraf da var. Evet çünkü hani Özge de mesela bunun böyle olmadığını, onun o sette başlamadığını, sonra başladığını söylese de yine sosyal medyada... ...köpürüp... ...inanmak istemeyen inanmıyor herhalde bir evet. şekilde ne söyleseniz de. Evet O tam hı hı. olarak öyle ya hani hayatta da böyle değil mi zaten? Sana hı hı. inanmak... ...istemeyen biri zaten asla ne söylersen söyle inanmayacak sana. Hı hı. Şuna evrildi, ee, Yıldız Dilmen'in yani yumurta pişme örneği gibi <laughs> insanlar <laughs> Nasıl <o> anlatmak ki? <laughs> öyle bir örnek var işte. Bazı insanlar yumurta gibidir. Kırıldı kandır ama hayat onları pişirir <laughs> ve sonra... <laughs> e, şey olur. Haşlanmış yumurta, yumurta olursun. Sen artık oldun mu <laughs> haşlanmış yumurta? Haşlanmış yumurtaya benzetmem de acayip oldu. Ee, öyle oldu yani onları çok fazla görmeden Hı -hı. sadece gerekli bazı şeyleri, bazı eleştirileri, doğru eleştirileri görüp e, katılaştım. -hı. -hı. Yine etkileniyorum. İnsanı sonuçta yani ona yapacak bir şey yok ama e, dediğin gibi yani kime 50 kere de anlatsan hı hı. bu böyle değil de sen de o öyle diyecek. Seven arkadaşlarım var beğenen. Ben biraz ki hı. neden burayı beğeniyorsunuz? İşte mesela kızların bazıları şey dedi böyle hem serseri duruyor ama hem çok masum duruyor. Hı. İşte bir tanesi dedi ki onun gözleri çok ıslak duruyor su gibi falan böyle hiç hani böyle bir tanımlar yapıldı. Hı. Sen kendini nasıl anlatırsın yani? Ben de seni ekranda gördüğümde hem böyle çok masum, çocuksu bir havan var Hı. ama böyle yeri geldiğinde bir fırlama olacak gibi bir tip gibi de duruyorsun. Ee, ondan sonra böyle bir karışık bir aura var. Ondan sonra... evet, çok güzel bu arada yani ee, mutlu oldum bundan çünkü. Hadi böyle. sen kendini nasıl tanımlarsın? Aslında bunlardan çok uzak değil, hı hı. Ee, tabii ki de böyle gözlerinin ıslak <laughs> <taktı>. mesela <laughs> ilk defa duydum diyorum hayatımda. Ben de böyle bir tanım <gülüyor> hayatımda <laughs> ilk defa Ama ee, seninle ilgili başka şeyler de yazıyormuş, evet. şimdi soracağım da ilk önce sen evet. kendini tanı. merak <laughs> ettim. Yani bu bahsettiğimiz şey hani biraz masum görünüp bazen işte fırlama olayı e, benim çok işime yarayan bir şey. Çünkü bir önceki dizimde de 18 yaşındaki karakteri oynarken ona ihtiyacım var ve aslında ben ister istemez ona dönüyorum, dönebiliyorum. Bunun farkındayım da ya da stilimi biraz değiştirdiğim zaman başka bir karaktere evrilebiliyorum tavır olarak da. Bu avantaj, bunu hissediyorum ben de yani. bir yerden bir yere kolay evrilebilmek, dönüşebilmek, onu yapabiliyor olmak iyi hissettiriyor bana da. Peki senin için şöyle yazmışlar fotoğrafların altına ilah mısın silah mı? <laughs> Sonra demişler ki baş yapıt gibi adam <laughs> falan yani bunları okuduğunda kibarca hani şöyle söyleyeyim egon kalk hani böyle havalanıyor musun <laughs> mutlu oluyorum yani şöyle güzel bu yorumlar Yani çünkü yaratıcılık var bu yorumda yani sen şöyle sabah yani. kalk aynaya bakınca vay be ne başyapıt gibi adam falan <laughs> dediğin şeyler oluyor mu <laughs> yani? şey oluyormuştum o yorumu okuyup harbiden diye Başyapıt gibi adamdım herhalde. Abi ben <laughs> ilah silah mıyım falan nereden zaten aklınıza gelir Değil yani. Evet. Senin aldığın en garip iltifat neydi şimdiye kadar? Ya bunlar olabilir bu arada. Bunlar ve türevleri hmm. böyle. <laughs> Mesela az önceki yorum da ilk defa <laughs> duydumdu. Gözleri ıslak falan yani yaratıcı. Şey bunlar... <gülüyor> <gülüyor> güzel yorumlar hoşuma gidiyor. Hani çünkü hani şey tabii ki de hani çok yakışıklısın, karizma adam <laughs> vesaire ama Mesela bu ilan mı silah yorumları hani bir tebessüm ettiriyor böyle. Sence sen seksi misin, sevimli misin? Zaman zaman sevimli, zaman zaman seksi. Hı hı. Peki e, ne kadar sosyal medya insanısın? Ya artık günümüz şartlarında sosyal medya insanıyım açıkçası. Hani bakmıyorum diyemem ya. Hı hı. Ee, tabii ki de yorumlara takılıp kalmıyorum ama işimle ilgili bir yorum... Diğer gündemler dışındaki yorumlar hı hı. dışında işimle ilgili her türlü yoruma bakıyorum. Ahlaksız teklif alıyor musun? <laughs> çok şükür görmedim şu ana kadar. Ya, ya, ya yeme Allah aşkına ya nasıl yalan. Alenen görmedim ya. <laughs> Alenen görmedim de böyle gizli gizli. Görüp görüp kapatıyorum. Görüp şu çak, çak falan diye <laughs> <Kapattı. gülüyor> ee, de Ya varmış işte bulduğum <laughs> kısımda. Ha, arada bir denk geliyor. Arada gel bir denk geliyor da hani öyle çok fazla görmüyorum açıkçası. Ya sosyal medyadan biriyle tanışıp e, ilişki yaşar mısın? Ya böyle şeyler hiç katı kurallarım Hı -hı. yok ya. Tabii şu an hani şu anın dışında ki Burak olarak da cevap veriyorum. Önceden de hiç böyle <laughs> olabilir çünkü hayat yani tanıyıp nedense olmasın. Şimdi kaç yaşındasın Burak? 27. 27. Kaç yıldır yapıyorsun bu işe? 5 6 yani sonra. 21 yaşında falan evet. yapıyorsun. Ee, sence nedir senin farkın? Bence yani işimi çok sevip e Oynadığım, yaptığım karakter yani oluşturduğum karakter ve verdiğim projeye emek <laughs> ee, çok fazla düşünüyorum üzerine ee, iyi olması için sadece kendim adımına adıma da değil ee, bu arada sahnede herkes için herkesin çünkü işin iyi olması gerekiyor ya bir noktada <laughs> o yüzden bunu çok düşünen bir insanım ee, çok ekipçi bir yerden de yaklaşıyorum olaya ee, bu bence farklı kılıyor <laughs> olabilir yani çok ben noktasından değil, ben önce zaten kendimi, kendi karakterimi ve oynayacağım şeyi halledip ondan sonra da etrafta ne yapabiliyoruz'u düşünmeye çalışıyorum. Ee, ve oynadığım karakterlerde de az önce dediğim gibi hep bir nüans, bir farklılık yaratmaya çalışıyorum yani. Sence neden seni sevdiler? Yani yakışıklı olduğun için mi sevdiler, iyi oyuncu olduğun için mi? Bence samimi olduğum için <laughs> olabilir. Ee, çünkü içimden geleni yüzümde saklayamam. <laughs> Sette de, orada burada herkes hemen her şeyi anlar. Yalan söyleyemem o yüzden yani mutsuzluğum <laughs> aşırı belli oluyor benim. Böyle durduğum zaman <laughs> hani sıkıldığım, mutsuzluğum falan. Net birisin o zaman. Evet. <laughs> e, Matu'nun röportajlarda da konuştuğum <laughs> zaman kendime hakim olamam, ilim falan kaynar içim yani. Bence insanlar aslında bunu da gördükleri için oynadığım karakterlerde de o samimiyeti, <laughs> gerçekliği görüyorlar diye düşünüyorum. Peki şimdi senin yaşında... 21-20'lerinde bu işi yapmak isteyen, başlamak isteyen bir sürü genç var. Dışarıdan da şimdi sizin hayat öyle güzel görünüyor ki işte. Gitti dizilerde oynadı, bak başrol oldu. İşte geziyor, tozuyor, sevgililer şey hani hayat ne kadar güzel bir hayat, para kazanıyor falan. Sen bu işe girdikten sonra zorlukları nelerdi? Gerçekten bu iş bu kadar dört dörtlük bal kaymak mı? Değil tabii ki de ya. Yani çabalamayla birlikte şans faktörü çok önemli. Ona çok inanıyorum. Yani insan çabalamayı bırakmaması gerekiyor ki şans seni bulsun. Ee, bu yolda tabii ki de çok çabaladım da ben de. Ee, zaman zaman düşüyor insan. Olmayacak mı acaba? Kendinden şüphe ediyorsun. Ya acaba yok mu ya? Hani doğru bir şey değil mi benim için bu diyorsun. Hı. Ama hep o anlarda işte ne istediğini ve ne hayal ettiğini bilmek oradan seni kaldıran Hı. şey olduğunu gördüm. O yüzden yani yeni bu işe girenler için de en önemli şey bence sabır ve Hı -hı. E, yani azim. Hı -hı. Onların olması lazım yoksa Hı -hı. çok zor. Peki şimdi alttan bir sürü yeni oyuncu geliyor. Her hafta bir dizi hayatımıza giriyor, <laughs> yeni isimler giriyor. Korkuyor musun? Yeni isimlerden? <laughs> ya bununla ilgili çok sevdiğim bir söz var. Hı -hı. Hep de yani görüyorum, herkes de biliyordur yani. Kendi ışığına güvenen başkalarının parlamasından rahatsız olmaz Hı -hı. diye. Herkes parlasın. Ben kendimle ilgileniyorum, hı hı. kendi ışığımdayım. Hı hı. O yüzden korkmuyorum. Sence sen parlıyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar şey bir soru değil mi şu anda? Ya evet içinde, aslında. Şimdi parlamıyorum <laughs> desem, parlıyorum desem, parlıyorum desem. Parlıyorum ben Yani <laughs> gelecek iki, iki ucunda yani iki ucunda da şeyi düşürebileceğin <laughs> evet. bir soru ama yani. <laughs> evet yani yaktım beni. <laughs> yani, güzel. Peki şimdi güzel aşklar Diyarı biz bunu yayınladığımızda da başlamış olacak, aslında biz biraz hani önceden bu röportajı hı hı. yapıyoruz. Büyük ihtimalle video yayınlandığında başlamış olacak. Şeyi söyleyeceğim, ya öyle bir kariyer çizgisi var ki işte böyle başladı. Arkadan işte bir Meryem Uzerli ile yaptın, ondan sonra işte şimdi Mahsun Kırmızıgül setindesin. Gitgide böyle basamaklar yükseliyor. Ne hissediyorsun? Aşırı heyecanlıyım yani bu durum gittiğim yol beni o kadar doğru yolda olduğumu, doğru şeyleri yaptığımı hissettiriyor ki. Hani basamakları doğru ve e, nasıl diyeyim böyle kalıcı attığımı hissediyorum. Yani birden sıçradığımı hissetmiyorum böyle. Birden bir şansla bir yere geldiğimi hissetmiyorum. Hep böyle bir basamakla bir üstüne koyarak, bir adım üstüne koyarak gittiğimi hissediyorum. O yüzden yani bu durumdan çok mutluyum. <laughs> ee, Korku var mı? Korku... Ya çünkü şimdi öyle bir şey oldu ki başladın, Tık 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 ve artık hani iyice başrollerden biri olarak kariyere ismini yazdırıyorsun ve aslında bu da çok büyük sorumluluk. Ee, hani bunun böyle korkusu ya şimdi ne olacak olmazsa ne olacak olursa başka bir şey. Ee, hani kendi içinde neler yaşadığını merak ediyorum. Hani yatağa girdiğinde böyle yastığa başına koyduğunda nasıl hesaplaşmalar neler düşünüyorsun? Her işe başladığım zaman bir sorumluluğu oluyor. <laughs> Çünkü ister istemez <laughs> üzerinde bir yük var. Ve bu sefer bir önceki yaptığım işin azaba acaba üzerine çıkabilecek miyim? Hı hı. Acaba yine aynı etki ya da daha farklı, daha başka bir etki yaratabilecek miyim? Hı hı. Ee, endişesi oluyor diyeyim. Korku, endişe evet. Hı hı. ister istemez oluyor ama bu korku ve endişe aslında sahneye girmek gibi benim için. Sahneye girmeden önce de hala heyecanlanırım ve hafif bir korku olur. Hı hı. Bu beni ...bir şeyleri daha iyi yapmaya teşvik ediyor. O zaman ben bunu düşünüyorsam... ...diyorum ki... ...o zaman daha fazla üzerine gitmeliyim. Daha başka şeyler düşünmeliyim. Şu an çünkü başka bir ortam, başka bir dünya, başka bir insanlar. Ben aynı yerimde değilim. Eski, bir sene önceki adam değil. Ve o zaman şu an başka bir şeyler yapmam <laughs> gerekiyor diyorum. Tabii ki de böyle bir insan... ...şey oluyor <laughs> şey yani. Oluyor. Güzel Aşklar hani... Diyarı'nda bizi nasıl bir karakter ve nasıl bir hikaye bekliyor? Vallahi çok güzel bir hikaye kurmuş. Mahsun hocamız sağ olsun. Güçlü bir aşk hikayesi. Güçlü bir aile bağlarının olduğu hikaye. Karakterimde de Kapadokyalı'nın önde gelen ailelerinden biri. Burada tabii ailesel sırların ortaya çıkışı. Aşık olduğum kızı Kapadokya'ya getirmemle birlikte aslında tabiri caizse ortalığın karışması, karışması. diyeyim. Çünkü e, böyle çorap söküğü gibi her şey birbirine, her şey birbirine e, gelecek ve inanılmaz ritmi olan bir iş. Karakterin yani, adı ne? Arhan. Arhan. Arhan Alaca. Hı -hı. Aa, havalıyım. Evet burası. evet böyle evet, Arhan Alaca. Arhan Alaca deyince böyle bir şey oluyor zaten. <laughs> evet. Mesela o kadar güzel bir isim ki sahneye girmeden önce kendime Arhan deyip böyle bir motive ediyorum. Çünkü onun ismin getirdiği <laughs> bir şey oluyor böyle kendimde. Şey. Aynaya bakıp Arhan <laughs> diye bağırıp öyle gidiyorsun. Delirmişim değil mi ha, ben, delirmişim. ben? Arhan sen baş yapatsın. <laughs> İlah mısın? İlah mısın, silahı. Silahı mısın <laughs> Arhan. Ya peki şimdi Arhan aşık olduğu kız kızı alıyor İstanbul'dan. Yani İz, İzmir'den. Ha, İzmirden. İzmir'den. İzmir'den alıyor. Kapadokya'ya. Kapadokya ya ailesinin getirdi. yanına. Herhalde galiba bir sürpriz evlilik gibi, sürpriz birliktelik gibi yani evet. tanıştırıyormuş evet. gibi Evet, yani yok. tanıştırmaya getiriyor fragmanlardan. Aynen. Anladığım kadarıyla daha henüz o kadarını gördüm. Ee, ya bu kadar cesur olabilir misin aşıkken sen? Burak olarak. Olabilirim. Karşımda kişiye de çok bağlı. Hı hı. Burada Arhan'ın farkı benden sadece ee, götürdüğü zaman Karşılaştığı vaziyette e, hesaplayamadığı durumlar var. Hı hı. Kendisinin başka bir kızla sözleneceğini öğrenme durumuna karşılık asıl orada cesur adımı atıyor hı hı. Arhan. Ailesinin karşısına alıp e, ben bunu istiyorum ve istemiyorsanız hı hı. ben yokum resmini hı hı. çekiyor. He, bu kadar yapabilecek cesaretle de, sert. sertlikte hı hı. değilim. Hı hı. E, ama evet yani istediğim bir şey konusunda da üzerine giderim ve arkasında hı hı. dururum. Peki e, Mahsun Kırmızıgül ile çalışmak nasıl? Ya çok acayip. Gerçekten acayip. Ben sette hala şöyle oluyorum. Yani hala dün <laughs> setteyken şunu yaşadım böyle. Vay be Mahsun Kırmızıgül. Öyle. İnsanlarla konuşuyor Burada <laughs> falan. falan. Burada falan, falan yani. Yani, Hocam bir şarkı söyler misiniz? Aman neyse <laughs> geliyor <laughs> 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 insanın yani. Çok enteresan, çok <laughs> e, gurur verici bir durum. <laughs> Çünkü o kadar güzel filmler yapmış ki. <laughs> e, o kadar güzel e, Türkiye'nin duygu durumunu analizini insan profilini o kadar iyi biliyor ki çünkü bizim dizimizde de Türkiye'nin bir sürü bölgesinden insan prototipini göreceğiz. İç Anadolu, Doğu, Karadeniz, Ege yani bütün bu hepsini bir araya getiriyor ve bunu çok doğru bir şekilde yapıyor. O dokuyu çok iyi biliyor. O görüntüleri İç Anadolu'yu İnsanların söyleyip ekranda gördüğüm kadarıyla benim de çok acayip bir iş çıkmış. Yani harika. Bir de şöyle bir gaf yaptım bugün onu anlatayım. Mazgır Mazgır'la ilgili. Kendisi bilmiyor ama sahne çekiyoruz böyle. Şimdi e, mikrofonlarımız var, onlar da kulaklık takıyorlar ya böyle, sahnedeyiz. İçimden yani sürekli görünce şarkı söylesim geliyor zaten böyle. Aklıma bir takılmış böyleyim ben sahne arasında. Dinle, kuşanık Kafamı bir kaldırdım böyle masucunu kulağında kulaklık böyle. Çok, çok o kadar utandım böyle. ki böyle arkaya gidiyorum. Allah'ım inşallah <laughs> duymamıştır, inşallah duymamıştır diye. Çok iyiymiş ya ama ya. kendisine büyük hayranız yani ve... Ya evet. Şeyi böyle hani sabırsızlıkla böyle ben de hani bekliyorum zaten hem sesi hem oyunculuk hem yönetmenlik. Evet. Senin sesin güzel mi? Benim mi? Ya öyle Şimdi diyorlar ama... Şimdi programın sonunda. Sonunda bir <laughs> mahzun şarkısı... <laughs> <ilk> gelecek diye. <laughs> yok yok. Ya, peki bir röportajında şey demişsin. insanlar bana hiç inanmadı. Niye? Kim inanmadı yani bu işe başlarken be Yok üniversitedeyken. Ben o zamanlar tam işte oyunculuk eğitimi alıyorum dediğim <laughs> dönemler falan filan. Hatta böyle sıraya... Buradan bir gün Burak Berkay Akgül geçti falan yazdım dediğim röportajım o. Sıraya buradan Burak Berkay Akgül mü geçti? Evet, abi? evet. <laughs> <laughs> Buraya da yazar mısın bana <laughs> <laughs> Duvara çok girmiş abi. <laughs> o kadar megaloman bir yerden düşünmemiştim o zaman hasta. <laughs> hani manifestlemek adına aslında. Evet, ha, hani yani bu okuldan bu sıralardan geçti. Evet, Anladım. evet, evet. Yani o sırada çünkü derste de bile de hayal ediyorum. Iyi. böyle, o canlanıyor. O zamanki arkadaşlarım için gidiyorum, geliyorum böyle işte evet. eğitim oluyorum falan filan. Hani görüyorlar, hani gözlerinde şeyi görüyorum demek istemiştim aslında hani benim o kendimi gördüğüm yeri onların görmediğini Güzel görüyorum. Yoksa bana yapamazsın dediler gibi bir durum yok. Sadece o hani... O inanç meselesi. Evet Hı -hı. hani e, şu anki konumumu tahmin etmediklerini düşünüyorum Hı -hı. yani. işlerin e, yükseleceğini anlamında söyledim. Peki şöhret sevdin mi? İyi yanlarını evet. Hı -hı. Kötü yanları ne? Kötü yanları işte böyle o alanının, senin özel alanının Hı -hı. aslında Hı -hı. çok daralması ve hareketlerine dikkat etmen Hı -hı. gerektiği belli noktalarda buna <laughs> göre davranmak gerektiği. Bunlar biraz zorluyor çünkü çok fazla da oto kontrolü sağlamaya çalışmayı başarmak zor benim için. İçimden <laughs> içimden geldiği gibi çok fazla hareket etmeyi sevdiğimden dolayı. Oo, o da çok zor bu sektörde. O, o da biraz evet zorlayabiliyor. Hı. Bazen o yüzden şöyle <laughs> kalıp Sadece bazen dur diyorum kendime. Peki sence Hiçbir şey yapma. Burak en yanlış anlaşıldığı şey ne oldu? Valla yani böyle insanların herhalde beni, gö kendileri görmek istedikleri bir gibi görüyorlar. Ee, mesela bu adam, bu çocuk böyle bir çocuk diyen bir tayfa var ve öyle görmek istiyor ama aslında öyle biri değilim. Ee, herhalde olduğum gibinin dışında lanse edildiğim zaman yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Onu o şekilde görmek isteyen, bilerek o şekilde görmek isteyen insanlara karşı. Burada kastın çapkınlık mı? Yok hiç değil. Hı hı. Yani çapkınlık değil. Özel hayat da değil sadece. Hı hı. İşimi yaparken bile. orada bile diyorsun. Yani çünkü şu mevzular bile oldu işte. Yani hep konuşulur ya bunlar. O zaten torpilden girmiştir. O zaten böyle girmiştir. Ha, Senin nereden nasıl geldiğini evet. bilmeyen bir yerden de. Bu da yanlış anlaşıldığım hı bir yer hı. olabilir. Bunlar da var. Yani iş, özel hayat, her şey aslında yani. Hı hı. Böyle bakan insanlara karşı öyle değil mi demek zorunluluğu. Peki şöhret hayatında neleri değiştirdi? Yani çevrende değişim oldu mu? İnsanların tavırlarında değişim oldu mu? Yaşam tarzın değişti mi? Yaşam tarzın tabii ki de iyi anlamda değişti. Çevren de değişiyor. Tanıdığım insanlar da değişiyor. Ve şunu fark ettim aslında az öz olan insanların farkını ve değerini görüyorsun daha fazla. Hı -hı. Çok yakın çocukluk arkadaşlarım mesela hani benim için çok mutluluk verici bir şey. Abi yani sende gram değişimi mi olmaz? Yani hep tanıdığımız gibisin derler hala. Hı -hı. Yani bu benim için mesela çok önemli. Evet, benim hayatımda bir şeyler değişiyor e, her anlamda, etrafım da değişiyor. Ama asıl önemli olan hayatımın merkezi değişmiyor. O sabit dostluklar ve evet, yani Hı -hı. o değerlerim değişmiyor benim Hı -hı. için. İnsanlara karşı takındığım tavır, işe karşı e, bir arkadaşlık kurarken ki takındığım tavır değişmiyor. Ama diğer tarafta Hı -hı. işin getirdiği başka güzellikler, ortam. İşte çevresel faktörler. Bunlar hmm. değişiyor tabii ki de. Peki bundan sonrası için hayallerin neler? Çünkü şimdi hani dediğin gibi adım adım gidiyor hmm. her şey hayatında. Çok da güzel gidiyor. Hani böyle bir beş sene sonrası için yani ne bileyim sinema filmi mi, bağımsız film mi, yönetmenlik yapmak mı? Hmm. Ee, böyle veya işte çok sevdiğim bir yönetmen vardır. Hani onun filminde oynamak mı? Neyin hayalini kuruyorsun mesleki olarak? Vallahi hayallerim çok yüksek. Hmm. Hep kendime koyduğum hedefler. Bu dediklerin hepsini kuruyorum. <laughs> hepsi var. <laughs> Manifestle. Evet, hepsi var. Yani bir gün çok iyi bir yurt dışı projesinde de oynayacağım. Ödüller oradan da alacağım. Onu da biliyorum. Bağımsız film de yapmak istiyorum. Çok iyi bir sinema filmi de yapmak istiyorum. Aklımda çalışmak istediğim yönetmenler de var. Yönetmenlik hayatımın bir döneminde, bir ucunda aklımın köşesinde olan bir şey. <laughs> Ama işte hepsinin zamanını eee Hayatım bana getirdiğini gördüm hı -hı. hep. O yüzden çok net ve şey planlar kurmuyorum hı -hı. E, hedefler. Fakat yolda zaten kurduğum o küçük planların gerçekleştiğini şey hep görüyorum. Hı -hı. O yüzden böyle hep bir adım basamaktan sonrasını görmek beni mutlu ediyor zaten. Peki bu hikayede Alacalar çok zengin. Tabii karşısındaki partiler ne olursa olsun ondan maddi olarak bir sosyoekonomik olarak arada fark oluyor. Sence aşkta bu ekonomik, Sosyolojik farklar etkili midir? Aşkı etkiler mi senin için? Etkilidir, etkiler. Hı -hı. Arada çok fazla büyük bir fark olmaması gerekiyor Hı -hı. diye düşünüyorum. Çünkü ya ne olursa olsun iki insanın birbirine sağlayacağı hayat koşulları çok önemli bir durumda. Evet, birbirinden e, şu denge 5-10 aşağı olabilir. Hı -hı. Fakat yani o yani çok fazlaysa aradaki Hı -hı. uçurum e, onun Hı -hı. dengesini sağlayabilmek de mümkün değil. Hı -hı. Çünkü yaşam tarzları farklı bir kere. Hı -hı. Yani nasıl sağlanabilsin o? Peki şeyi de soracağım. Bunu Meryem Uzaylı röportaj yaptığımızda ona sormuştum. kadına hmm. sorduğumuz zaman bence erkeğe de aynı şeyi sorabilir. Çünkü aslında cesur sevişme sahneleri diyoruz ya. Hmm. Hmm. Tabii orada bir partnerli bir <laughs> iş görüyoruz evet. günün sonunda. Senin de o işte cesur sevişme sahnelerin vardı. Hani senin için zor oldu mu? O oldu. Hmm. Yani zor. Buna kolay oldu diyemem. Çünkü senin ilk kez herhalde öyle bir sahne deneyimin olduğunu Evet. Hı. İlk kez öyle bir deneyimim oldu ve gerçekten e, hani hep duyardım Hı. işte yabancı oyuncuların da bu röportajlarından e, şeylerinden zor oluyor, kolay değil diye. Gerçekten çünkü kameralar olması belli bir matematiğin olması orada. Çünkü sahnede insanlar evet onu doğal bir şekilde gerçekleştiğini görse de orada bir matematik var yani Hı. bir şeyik kolluyorsun, sesi kolluyorsun, kamerayı kolluyorsun, onu düşünüyorsun, onu düşünüyorsun. Karşındaki oyuncu var ve ne kadar neyi yapman gerektiğini düşüncesi var hep hı hı. ve bu hiç kolay olmadı benim için. Hı hı. burada tabii ki de partnerinizle kurduğunuz iletişim çok önemli diye düşünüyorum ki Meryem bu konuda çok rahatlattı beni. yani çok güzel alan açtı bana. Eee içimi rahatlatmasa belki bu kadar rahat olamazdım. Yani daha çok gerilirdim kesin. Çıplak kalmak zor muydu? Zordu. Hı hı. <laughs> Kolayı bence <laughs> asla yok ya. <laughs> evet, değil mi? Evet. Yani evet. insan öyle değil mi? Odada yalnız giyinirken bile bir <laughs> bir şey olur yani odada yalnızsın ya da dışarıda kapının ardında biri <laughs> var böyle A, girecek mi bir şey mi olacak, cam mı açık, pencere mi açık onu bile düşünürken yani o kadar insanın önünde <laughs> tabii. Güzel. Peki ee, bir yandan da şimdi Özge ile birlikteliğiniz devam ediyor. Bir iki <laughs> soru da onunla ilgili soracağım. Şunu soracağım. İkiniz de oyuncusunuz. Hani hayata oyuncu penceresinden bakan öyle ilişki yaşayan insanlar mısınız? Yani işte sürekli dizileri konuşalım, aman <laughs> senaryolar konuşalım, dur o şu kadar reyting kaldı, bu bu kadar oldu, şu şöyle izlendi veya şu sinemaya, şu tiyatroya, böyle bir hayat mı var yoksa bir araya geldiniz yani bunlar çok dışarıda kalır, bambaşka bir çift mi var? <laughs> Tam olarak öyle. <laughs> yani hiç bu sektörden değilmişiz gibi hayatımızı, İki ilişki yani insan gibiyiz yani. O kadar hı hı. eğlendiğimiz, küçük anlardan keyif aldığımız bir sürü şey var ki hı hı. tamamen onlara odaklanıyoruz. Tabii ki de işlerimizi konuşuyoruz ama iş yaptığımız zaman. Hı hı. Ee, yoksa diğer zamanlarda işler o, bu, şu... Hani birbirimize de danışırız, işlerle ilgili fikir al, fikir alışverişi yaparız fakat gündemimiz asla bu değil. Çünkü zaten yeterince çalışıyoruz, yoruluyoruz hı hı. ve birbirimizin yanı bizim rahatlama alanımız olmadı hı hı. o yüzden hiç oralara girmiyoruz. İlişkiyle ilgili son soru ona olan aşkı nasıl anlatırsın? Dünyadaki böyle bir Allah Allah dedim ne diyor yani. Çok iddialı gibi. Evet. Bu bütün röportaj zamanımızı alıp üzerine yani bilmem kaçla çarpsak anlatamayacağım kadar uzun zaman sürer. Ya çok güzel. Romantik misin de? Evet. Öyle bir havan var çünkü konuşmalardan falan belli oluyor <laughs> ilişkiyi falan anlatırken romantizm Evet evet. Ee, o yüzden sığmaz yani buraya. Güzel. Peki şimdi hızlı soru cevaplara geçiyoruz. Hayattaki en büyük meydan okuman neydi? Bu sektöre girmek. Aa güzel. Güzel. Peki e, bu sektörde hiç susmak zorunda kaldığın şeyler oldu mu? Oldu. Hı hı. Biraz açır virgül <laughs> mü? Virgül <laughs> yani bunu böyle sorarsın. Hızlı cevaplar diyince ben. <laughs> Şu anda yavaşlatabiliriz <laughs> Ne gibi evet. şeyler? İşte bu Hayatımızın aslında o bir döneminde önce konuştuğumuz şeyler, bazı yorumlara karşı kulakları kapamak, duymazdan gelmek, görmemek, bunlara karşı sustum. Şimdi çok birden bu kadar ciddi bir cevabın üzerine <laughs> bir kadında ilk ne? <laughs> saç, saçma sapan bir yerden gelecek yani soru sana ama ben böyle bir ciddi bir cevap beklemiyordum hani o yüzden <laughs> ne bileyim ben de birden böyle şey oldu. <laughs> evet, yani bir kadında yani ilk dikkat ettiğin şey nedir? Gözleri Kesine çeker yani gözler? Gözleri. Peki bir anda bu da en tahmin edemediğin şey nedir? Ee, ön yargılar. ön sürekli böyle bir şeyleri öne atarak bahanelerle konuşmak. Güzel. Peki bir asansörde kapalı kalıyorsun bir saat boyunca. Hı hı. Yanında biri olacak. İstediğin birini seçebilirsin. Özge dışında. <laughs> çünkü güvenli Ha, Özge'yi seçelim diyeceksin hemen ondan evet. sonra. Özge dışında kim olabilir, kimle kalmak isterdin bir saat? Bir saat boyunca mı? Bir saat o küçükler alanda kiminle kalmak istersin? Çocuk arkadaşımla kalırım. Daha önce hı hı. kalmışlığım var çünkü bir 15 dakika Herkes boyunca. sohbet. E, aynen sohbete biliyorum. Herhalde bir on, yarım saat daha artırırız onu yani kalırız. Yapmaya başlayınca duramadığın bir şey söyle oynamak. Yaparken yakalandığın ve en utandığın şey neydi şimdiye kadar? Asun Kırmızı Gül'le ilgili. Ha, dinle söylerken. İçimden yakalanma. aynen dinleyi söylerken böyle baktım ve kesin duydu ve böyle içime şey yapıp böyle gidip <laughs> köşeye saklandığım an. İşte yüzüme vurmadı ama. Yani <laughs> peki sevgilinin odasında bir obje olsan ne olurdu? Parfüm. Parfüm. Süper. Burak çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için, katıldığın için. Evet. Seni tanıdığıma çok memnun, ben oldum. çok memnun oldum. Çok tatlısın. İnşallah böyle yani. bu yolculukta da daha sık sık bir araya geliriz, teşekkür karşılaşırız. Ediniz. Başarılar diliyorum. Kapadokya'ya da geliriz belki. Bekliyorum. Belli olmaz. Aynen orada bir orada takılırız. Evet, aynen. aynen öyle. O zaman herkese bay bay diyelim. Görüşmek üzere İyi hafta sonları. Görüşürüz. <laughs>